Mucize-i Kübra'dan birkaç katreyi tazamun eden 14. reşha. Birinci katre. Nübüvvet-i Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam ispat eden deliller ne tadat ve ne tahdid edilemez. Ehli tahkik ve yüksek insanlarca beyanları hakkında yapılan tasnifler pek çoktur. Acz ve kusurum ile şu aat adlı eserimde o şemsin bazı şuaları beyan edildiği gibi Lemaat adlı ikinci bir eserimde Kur'an'ın icaz dereceleri kırkav ibla edilmiştir ve o vücuhu icazdan belagat-ı nazmiye'ye ait bir vecih de icaz İcaz nam eserimde beyan edilmiştir. İhtihası olanlara o üç kitabı tavsiye ediyorum. İkinci katre. Geçen derslerden anlaşıldığı üzere Halika arz ve semavatın nev-i beşerin ıslah ve terbiyesi için inzal ettiği Kur'an'ın pek çok vazife ve makamları vardır. Evet, Kur'an kainatın bir tercüme-i ezeliyesidir ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayatı ı tekviniyenin tercümanıdır. Ve şu kitab alemin tefsiri olduğu gibi arz semavat sayfelerinde müstetir esma-i hüsnanın definelerini keşşaftır. Ve şu alemi şehadete alemi gayiptan bir lisandır. Ve alemi İslam'ın güneşi olduğu gibi alemi ahiretin de haritasıdır ve Cenabı Hakk'ın zatına, sıfatına, esmasına, şuunatına bir bürhan ve bir tercümandır. Ve keza nevi beşerin şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla zahiren bir kitap şeklinde ise de ihtiva ettiği fünun ve ulum cihetiyle binlerce kitap hükmündedir. Üçüncü katre Tekraratı ı Kur'aniyedeki icazın bir lemasını beyan zımnında altı noktadan ibarettir. Birinci nokta, Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran, surelerinde vukua gelen tekrar, belagatça aynı isabet ve aynı hikmettir. Çünkü zikir ve duadan maksat sevaptır ve merhameti ilahiyi celbetmektir. Malumdur ki, bu gibi hususlarda fazlasıyla tekrar lazımdır ki, o nisbette sevap kazanılsın ve merhamet celbedilsin. Hem de zikrin tekrarı kalbi tenvir eder. Duanın tekrarı bir takriridir. Davet dahi, tekrarı nisbetinde tesiri, tekidi te vardır. İkinci nokta, Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için, zeki gabi, taki şaki, zahit gayri zahit, bütün insan tabakaları şu hitab-ı ilahiye mazhar, ve bu eczahane-i rahmaniyeden ilaç almaya hakları vardır. Halbuki Kur'an'ı tamamen ve daima okumak herkese müyesser değildir. Bunun için lüzumlu olan maksatlar, hüccetler bilhassa uzun surelerde tekrar edilmiştir ki her bir sure hemen hemen bir küçük Kur'an hükmünde olsun ki herkes suhuletle istediği vakit istediği sureyi okumakla tam Kur'an'ın sevabını kazanabilsin. Evet وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ olan ayet-i kerime bu hakikatı ispat ediyor. Üçüncü nokta, cismani ihtiyaçlar vakitlerin ihtilaflarıyla ile tebeddül eder. Noksan ve fazlalaşır. Mesela, havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç, midenin harareti zamanlarında olur. Gıdaya olan hacet her günde olur. Ziyaya olan ihtiyaç, alelekser haftada bir defa lazımdır. Ve hakeza. Kezalik, Manevi ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mütefavittir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit besmeleye, her saatte la ilahe illallah'a ihtiyaç vardır ve hakeza. Binaen aleyh ayetlerin, kelimelerin tekrarı ihtiyaçların tekrarından ileri geliyor ve keza o gibi hükümlere olan ihtiyacın şiddetine işarettir. Dördüncü nokta. Bilirsiniz ki Kur'an bu metin dini azimin esasatını ve İslamiyetin erkanını tesis ettiği gibi içtimaatı beşeriyeyi tebdil eden bir kitaptır. Malumdur ki müessis olan zat vaz ettiği esasları güzelce yerleştirmek için tekrarlara çok ihtiyacı olur. Evet, tekrar edilen şey sabit kalır, takarrur eder, unutulmaz. Ve keza Kur'an beşerin muhtelif tabakalarından kâli veya hâli yapılan suallere lazım olan cevapları veren umumi bir mürşidi müciptir. Malum ya sual tekerrür ederse cevap da tekerrür eder. 5. nokta. Bilirsiniz ki Kur'an pek büyük meselelerden bahseder ve kalpleri iman ve tasdike davet eder ve çok ince hakikatlerden bahis açar. Akılları marifete, dikkate tahrik eder. Aley, o mesailin o ince hakayıkın kalplerde, efkarda tespit ve takriri için suveri muhtelifede türlü türlü üsluplarla tekrara ihtiyaç vardır. 6. nokta. Bilirsiniz ki her ayet için bir zahir var, bir batın var, bir had var, bir mutlâ var ve her bir kıssa için çok vecihler, hükümler, faydeler, maksatlar vardır. Binaenaleyh, muayyen bir ayet her yerde öbür münasip bir veci için, bir fayda için zikredilebilir. Bu itibarla, zahiren tekrar görünse bile, hakikatte tekrar değildir. Dördüncü katre Kur'an'ın felsefi mesail-i kevniyenin bir kısmında ihmal ile, bir kısmında ibham ile, öteki kısmında icmal ile işaret ettiği derece icazı, altı nükte zımnında izah ediyoruz. Birinci nükte, sual ne için Kur'an da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor? Cevap: Felsefe hakikattan udul etmiş, kainata manayı ismiyle bakarak kainatı kainat hesabına istihdam ediyor. Kur'an ise haktan hak ile nazil olmuş, hakikata gidiyor. Mevcudata manayı harfiyle bakarak halıkının hesabına istihdam ediyor. Sual: Ulvi ve süfli ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği beyanat gibi beyan lazım iken müphem bırakılmıştır. Cevap: Bu gibi meselelerde ibham daha mühimdir ve icmal daha cemil ve güzeldir. Çünkü Kur'an istidradi ve tebeyi olarak Cenabı Hakk'ın zatına, sıfatına istidlal için kainattan bahsediyor. İstidlalin birinci şartı delilin neticeden daha zahir ve malum olması lazımdır. Eğer fencilerin iştahı gibi şemsin sükûnuna, arzın hareketine bakmakla Allah'ın azametini anlayınız demiş olsaydı, delil müddadan daha hafi olurdu ve insanların ekserisi ekser zamanlarda fehmedemediklerinden inkara zehab ederlerdi. Halbuki irşat ve hidayet zamanlarında cumhurun derece-i fehimleri nazara alınarak ona göre söz söylemek icab eder. Mahaza ekseriyete yapılan müraattan ekalliyette kalanın mahrumiyeti neş'et etmez. Çünkü onlar da istifade ediyorlar. Ama mesele makuse olursa ekseriyet mahrum kalır, istifade edemez. Çünkü fehimleri kasırdır. Ve saniyen belagat-ı irşadiyenin şe nindendir ki avamın nazarına, âmenin hissine, cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki, nazarları tevahhuş, fikirleri kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh, cumhura olan hitabın en beliği, zahir, basit, sehl olmasıdır ki, aciz olmasınlar. Muhtasar olsun ki, melül olmasınlar. Mücmel olsun ki, lüzumlu olmayan tafsilden nefret etmesinler. Vesalisen, Kur'an mevcudatın ahvalinden ancak halıkları için bahseder mevcudatın zatlarına ait değildir. Bu itibarla Kur'anca en mühim kainatın halika nazır olan ahvalidir. Fen ise halika işe katmıyor, kainatın ahvalinden bizatiha bahsediyor. Ve keza Kur'an bütün insanlara hitap eder. Ve ekseriyetin fehmini müraat eder ki, tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. Fen ise, yalnız fenciler ile konuşur. Avamı nazara almıyor. Avam taklitte kalıyor. Bu itibarla fennin tafsilatını ihmal veya ipham, maslahatı âme ve menfaat-ı umumiye nazaran aynı isabet ve aynı hikmettir. Verabian, Kur'an bütün zamanları tenvir ve bütün insanları irşad eden bir kitaptır. Bu itibarla irşadın belagatı icabınca ekseriyeti nazarlarında bedihi olan meselelere karşı mükabereye, mugalataya ikâ ve icbar etmemek lazımdır ve onlarca mahsus, meşhut, maruf olan bir şeyi lüzumsuz yerde tayir etmemek lazımdır. Ve keza vazifeyi asliyece ekseriyete lazım olmayan şeyin ihmal veya icmali lazımdır. Mesele şemsin zatından, mahiyetinden bahsetmek değildir. Ancak alemi tenvir etmekle hilkatin nizam merkezi ve aleme mihver olması gibi harika şeyleri ihtiva eden vazifesinden bahsetmekle Halık'ın azameti kudretini efkâr-ı âmmeye ibraz etmektir. İkinci nükte, وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا Sual, ne için şems, siracla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence, şems arza tabi değildir ki, ona sirac olsun. Belki arz ile seyyarat, kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, sirac tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki, âlem bir saray gibidir mevcudatı, o sarayın müştemilatı, tezyinatı makamında olduğu gibi, şems de o saray halkını tenvir eden ilahi bir lüküstür. Ve keza, Sirac tabiri cenab Hakk'ın rububiyetinden doğan vüsat rahmetine ve o rahmet içinde dereceyi inan ve ihsanına bir ihtar ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabud iddiaz ettikleri kocaman şems alem sarayında lüküs vazifesiyle muvazzaf musahhar bir memur ve bir hizmetkardır. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabut olmaya hiç liyakati var mıdır? Üçüncü nükte. Kur'an'ın takip ettiği makası da esasiye ve anasırı asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesilelerdir. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat Olbaptaki kavaide muhaliftir. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Bunun içindir ki bazı mesaili kevniyede Kur'an-ı mucizül beyan ihmal veya ibham veya icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmi ekseri avamdır. Avam sınıfının hakaik-i ilahiyenin ince ve müşkül kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerine yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. Dördüncü nükte, bu nükte mütercim tarafından tay edilmiştir. Beşinci nükte, müellif-i muhteremi tarafından tay edilmiştir. Altıncı katre, Kur'an başka kelamlar ile mukayese edilmez, aralarında münasebet yoktur. Evet, kelamın ulviyetine, kuvvetine, hüsnüne, cemaline kuvvet veren mütekellim, muhatap, maksat, makam olmak üzere dört şeydir. Ediplerin zannettikleri gibi yalnız makam değildir. Demek bir kelamın dereceyi kuvvetini anlamak istediğin zaman failine, muhatabına, gayesine, mevzuna bak. Bunların dereceleri nisbetinde kelamın derecesi anlaşılır. Evet, mesela o kelam emir veya nehi olursa irade ve kudreti tazammun ettiğinden derecesine göre tezavuf ediyor. Mesela Kur'an'ın ya ardu bla'i ve ya sema'u ayetiyle sema ve arza verdiği emrin tazammun ettiği yüksek ve kat'i irade ve kudret ile derhal semai sahab çekilir, arz da suyunu yutar ve keza arz ve semaya İtiya tav'an ev ayetiyle verilen emri itaatle kabul etmelerinden o emirdeki irade ve kudretin derece-i kuvveti ve dolayısıyla kelamın derece-i ulviyeti tebarüz eder. Fakat insanların camidata verdikleri emirler, mütekellimindeki irade ve kudretin zafiyeti nispetinde ruhsuz, hayali hezeyanlardan farkları yoktur. İ'lem eyyühel aziz! Cenab-ı Hakk'ın, âlem, ekber, erham, ahsen gibi, esma ve sıfat ve ef'alinde kullanılan ismi taftil, tevhide naks değildir. Çünkü maksat bizzat ve hakiki bir mevsufu gayri hakiki veya akli bir imkanla veya vehmi bir mevsufa tafdil etmektir. Ve keza izzeti ilahiyeye de münafi değildir. Çünkü maksat sıfat ve ahvali ilahiye ile mahlukatın sıfat ve ef'ali arasında bir müvazene yapmak değildir. Yani ikisini bir seviyede tuttuktan sonra bunu ona tafdil etmek değildir ki sıfat-ı ilahiyeye bir naks olsun. Evet, masnuattaki kemalat Cenabı Hakk'ın kemalinden inikas eden bir gölge olduğuna nazaran masnuat sıfat-ı ilahiye ile muvazene hakkına malik değildir.